parmağı alman yasak. Yaklaşman yasak. Ne okeyim? Kule altında belki durabilirsin. Ona izin verebilirim. Gerçi demin kule altı duruyordu. Gene yasakladık da. Şimdi bunu kasacağım çünkü adamlar artık büyü direnci kasmaya başlayacaklar. Bu hasarı gördükten sonra. Onun da counter'ı var. Onu da çekeceğiz hemen. Merhaba gençler. Bugün MIT'te Orion'la oynayacağız. Size Orion'la anlatacağım. Karşımızda Lissandra var. Orion'la benim Master'a çıkarken ki ilk 3 yani şampiyonlarımdan birisi. Lissandra demişim. Orion'la Zix ve Lux oynayarak çıkmıştım ilk Master'a çıkışımda. Yani mid'den çıktım genel olarak yani. Support main olsam da support'la bir elo çıkmak biraz zor oluyor. Carry'i sen atmadığın için. Orion'la bilgimiz biraz var. Yani şimdi Lissandra matchup'ını anlatayım size. Bu adamı menzilimiz daha iyi bu adamdan. Bu adama yaklaştırmayacağız elimizden geldiğince. Topu da şöyle ileride tutmanız gerekiyor. Gerekirse minyonları otoyla alın. Mesela şimdi geldi şöyle yaklaştırmayacağız bu adamı. Yaklaşırsa dayak yiyecek böyle. Döveceğiz. Korkmayacağız. Otosundan korkmayacağız. Bizim otomuz daha güçlü. Devam edeceğiz böyle. Gördünüz mü? Bunu dövmeye devam edeceğiz. Yaklaştığı anda dayağını yiyecek. Ya Orianna'ya karşı yürüyemezsin Lissandra ile üstüne. Öyle bir şey yok. Bir HP kalır böyle. Sonra Viego sıçra da W atar ama işte bu andaki. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Aynı şekilde devam edeceğiz bu arada. Aynı şekilde darlamaya devam edeceğiz. O adam koridorda nefes alamayacak. Ölmemiz hiç önemli değil bu arada. O adam hala şey kötü durumda olacak yani. Döveceğiz böyle oto atarak. Şöyle dövmeye devam edeceğiz. İlk W fulluyorsunuz Orianna'ya. 3 tane verip Q fulllay edebilirsiniz. O da bir seçenek. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi Lissandra oraya geldi ama şöyle bir dayağını yiyecek. Oraya yürüdüğü için. Dediğim gibi bu adama nefes aldırmayacağız olabildiğince. Lissandra Orianna matchup'u böyle. Ama işte şimdi şöyle bir şey var. Ben ayakkabı aldığım için manam çok az. Bak adama o korkuyu bir kere verdik kliklerden. Level 2'de zaten. Orianna'nın otosu çok güçlü bu arada. Yani diğer mid lane'lerden fazla vuruyor. O yüzden o konuda da rahatız. Görüyor musunuz? Alıyorduk az da. Kaç mana? 100 mana. 100 manaya bunu öldürüyorum. Bakalım gelecek mi? Tamam ya. Viego tekrar şuradan gelecek şimdi. Geri çıkmamız lazım. Ben çok kaşınıyorum. Wave'i pushlayıp gelebilirim sanki ama. W fullememizin nedeni W daha çok vuruyor Q'dan. Tamamen bu yani nedeni. Ama işte hızlıca top oyunları yapamıyorsun bu sefer. Öyle bir sıkıntın var. Bak şimdi Lissandra asist almıştı değil mi? Adamla 10 CS diff attık. Bu arada paramız eşitlendi. Adamla yine eşitiz şu an. İtemlerimize bakalım. Bak görüyor musun? Bir ayakkabı öndeyim ben hatta. Ölmem önemli değil. Viego öne geçti. Viego benim karşımda değil sonuçta. Viego'nun ne olduğu benim umurumda değil yani. Ya kayıp cilti aldığım zaman Char bayağı rahatlayacak mana konusunda. Dediğim gibi bu adama nefes aldırmayacağız koridorda. Şimdi topu ileride tutuyoruz. Çünkü topu böyle adama atarken daha hızlı gitsin diye. Yaklaşamaz. Yaklaşırsa dayak yer. Bulleyeceksiniz bu şampiyonla böyle. Gene gank yiyorum. Bıkmadılar gank atmaya. Ama sıkıntı yok, alışkınız. Viego'suz oyun oynayamıyorum yahu. Koridoru gene her zaman olduğu gibi. Görüyor musunuz hasarı? Nasıl vuruyor Char? W fullleyince. Normalde Q fullleniyor da. Ah
Yani biraz bıkkınlık geldi bana ufaktan. Yani böyle salakları da böyle keseceksiniz işte. Topunuzu unutturun. Yani genel olarak oynanan top unutturmaktan ibaret team fight'lar en azından. Ama burada Lissandra beyinsiz olduğu için topu unuttu. Ve kestik gördüğünüz gibi. Bu arada bu matchup için ben bu kadar agresif oynuyorum. Yani öyle, normalde menzilli bir char olsa karşımda sıkıntı yaşarım. Vel'Koz, Zerat falan. Ama Lissandra'nın menzili benden kısa. Böyle kendinizden kısa menzilli bir char varsa, Orianna oynuyorsanız karşınızda, her türlü takasa girin. Oto ataklarınız fazla vuruyor. Skillimin hasarını zaten gördünüz. Baksana şuna. Bak, çeyrek canı gitti. Bir Q double attım sadece. Şimdi bak, yaklaşacak o farma. Yaklaşamaz yani. Yaklaşırsa dalarım yani. O arabayı istiyor olması lazım. Ne olursa olsun. Bakalım yaklaşacak mı arabaya. Arabayı da almadı. Alamaz abi, yasak. Şu an o adamın farm alması yasak. Yaklaşamaz yani, öyle bir şey yok. Sabaha kadar bullerim ben bunu burada. Roam'a falan gidebilir istiyorsa, ona izin verebilirim. Adama CS diff attık sadece şu anda. Bir kere de salaklığını kestik, bitti. Bir de jungle'ı da üstüme çok çektim ben bu maç. Yaklaşamaz, izin vermiyorum. Yaklaşırsa dayağını atıyorum. Yaklaşamaz. Yaklaşamaz. Bulleyeceksiniz sabaha kadar. Bak, görüyor musun? Sabaha kadar bulley. Yak, gel bakayım. Gel 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 gel. Gelemezsin işte. Of of. Onu da kaçırma ama kanka ya. Onu kaçırmaman lazım ha, bu kadar. Bulilemeye devam şimdi. Viego sekansımız sona erdi. Lissandra pul altında oynamaya devam edecek artık. Ha, şu plate alalım. Öldüm galiba. Buna yapacağım bir şey yok. Bir şey olmaz ama. Ölmem hiç önemli değil. Ben bunu bullemeye devam edeceğim şimdi. Neden önemli değil? Adam 49 CS, ben 79 CS'im. Adam CS alamıyor. CS aldırtmıyorum adama. Viego 3-4 defa bana geldi. Bak, adam bir kayıp cilt bir kitap aldı, ben Luden bitirdim. Bak, yaklaştı, dayağını yedi. Yaklaşamaz. Yaklaşırsa böyle olur çünkü. Yaklaşamaz. Çok büyük hata. Yaklaşamazsın sen bana. Saygısızlık yapıyor bana. Oraya anlayayım ben. Öyle bir şey yapamazsın yani. Öyle bir şey yok. Yasak. Farm alman yasak. Yaklaşman yasak. Ne okeyim? Kule altında belki durabilirsin. Ona izin verebilirim. Gerçi demin kule altı duruyordu. Gene yasakladık da. 4 plate aldık. Tertemiz. Viego'nun yerinden emin olsak. Ha, şurada Viego. Tamam. Geri çıkalım. Şimdi biraz uslanacağız. Biz de bullylemeyeceğiz birazcık. Arkadaşa nefes aldıracağız. Çünkü Viego altımız demin. Üst tarafta oynayacağız. Şu tarafta oynayacağız oyunu. Çünkü altta gördük. Geri çıkma nedeni Viego'nun hala buralarda olması. Bu adam böyle oynayamaz yoksa. Dersini aldı çünkü. Almış olması lazım. Evet. Öldü bu. Bu da öldü. Ama bizim işimiz burada. Hasarı görüyorsunuz. 10 numara şampiyon. Yıkalım kulesini. First turret değil mi bu? Oh! 600 gold da aldık buradan.
Oh. Adam 67 farm, ben 117 farmım. Başlangıçta öldük 2 defa. 4-2 birim, adam 1-3-1. Yani ölmeniz önemli değil ya böyle. Adam buluyorum ya, buluyorum ya. Adam CS diff'ten zaten öne geçiyorsunuz her türlü. Adam hala bir kayıp cilt, bir de ayakkabı bitirebilmiş. Görüyor musunuz bu? Bendeki itemlere bak. Luden Shadow Flame. Hadi dursun karşımda. Allah aşkına üstüme bir klik atsın yani. Yalvarıyorum. Lissandra artık sağa sola gidecek. Neden? Çünkü duramıyor karşımda artık. Ha, onu bilmiyorum. Trendyol'da yok öyle. Şimdi buraya sıçra atacağım. Çıkabilirsem. Şimdi yakındı ya. Yapacak bir şey yok. Böyle lane'e giderken W basın. Böyle bol bol hız verir. Mananız varken yani böyle itemleri bitirince basın ama. Şimdi onlar topta bir şeyler aldı. Ben de midde bir şeyler alacağım. Bunlar savaş istiyor. Şurada ittirelim. Top tier 2 alsın, önemli değil bu arada o kadar. W'm geldikçe basacağım. Viego için burada duruyorum bu arada. Viego gelirse diye. Şimdi bunun üstüne Rabadon diyeceğiz. Hız vereceğim. Bekle. Ama sen niye bu kadar korkuyorsun kanka? Adamlar Orianna'yı böyle şey şampiyon bellemişler. Aslında vurmuyor falan herhalde, öyle bir şey sanıyorlar. Ne güzel. Bu kadar. Görüyor musunuz hasarı? Çarın. Yok ediyorum. Şimdi direkt dümdüz oyunu bitireceğim. Dümdüz oyunu bitireceğim şimdi. Böyle. Aha. Bitirirdik de vurmadılar, bilmiyorum. Şimdi bunu kasacağım çünkü adamlar artık büyü direnci kasmaya başlayacaklar bu hasarı gördükten sonra. Onun da counter'ı var. Onu da çekeceğiz hemen. Şu çarı oynarken topun yerine çok dikkat edin. Topu çok güzel oynamanız lazım. Çok uzağınızdaysa böyle Q'yu oynatma menzili kısa yani. Mesela şuradan şuraya oynatamıyorum. Şöyle gidip şöyle oynatabiliyorum, anladın mı? Ona dikkat etmeniz lazım. Topun yerini bilmeniz gerekiyor yani. Biraz topu iyi okşamanız gerekiyor. Sıkıntı yani öbür. Yat aşağı. Üstlerine. Şunun karısını kes önce. Tamam, bir çıksın şu arada. Bitti. Gel gel. Oy. Orianna'da böyle oynanıyor. Topun yerine dikkat ediyorsun. Karşındaki menzili senden kısaysa bulliliyorsun. Lane boyunca bulliliyorsun. Gank yesin, öldün. Umrunda değil. Ward atabilirsin. Yani ben çok umrumda olmadı bu. Öyle keserim her türlü muhabbetinden. Bulliledim sürekli. Böyle Orianna işte yani.
Menzili adamdan senden yüksekse team fight'ları bekleyeceksin. R'ne topunu saklayacaksın. Topunu güzel kontrol edip saklayacaksın. 2-3 kişi yere attın mı oyunu kazanıyorsun zaten. Orion'la böyle biçer. Başka bir şey var mı Orion'la hakkında söylemem gereken? Yok galiba. İyi. Videoyu beğenin, abone olun, like atın. Görüşürüz. Discord açtık, Discord gelin hemen. Beraber video çekelim, anime konuşalım. Hadi. Bekliyorum sizi Discord'da.